Bu hızlı bir cracker sorusu değildir. Cevaplamanız için bazı şeyleri yazmanız gerekir. Henüz tıklamadıysanız veya cevaplarınızı değiştirmek isterseniz aklınızda bulunsun. Bu soruyu cevaplamadan önce Lewis yapılarını yazmanız gerekir. Derse yeni gelenler için yeterli düşünme süresi olmayabilir. Çünkü soru Lewis yapıları ile ilgiliydi. Erken gelenler bu soruya doğru cevap verebilir. Clicker sorusuna son cevaplarınızı veriniz. Bugünkü soruya verilen cevaplar biraz karışık olmuş gibi görünüyor. Lewis yapısını çizmek için yeterli süresi olmayanlar ellerini kaldırsın. Bu durum bazı şeyleri açıklıyor. %31'iniz doğru cevap vermiş. Şimdi bu soruya bakalım. Pazartesi günü geometrileri gözden geçirmiştik. Lewis yapılarını doğru bir biçimde çizdikten sonra geometriyi belirlemek çok kolaydır. Ama unutmayın, doğrudan moleküle bakarak Lewis yapısının ne olduğunu bilemezsiniz. Değerlik elektronlarını düşünmeniz gerekir. Burada selenyum hidrür sorulmuş. Selenyumun değerlik elektron sayısı 6'dır. 6 artı 2 eşittir 8. Değerlik elektronu. Dolu kabuğa sahip olması için kaç tane elektron gerekir? 12. 8 artı 4 eşit 12. Dolu kabuk elektron sayısı. 12 eksi 8 eşit 4. Bağ elektron sayısı. Şimdi hızlıca iskelet yapısını çizelim. İki tane hidrojen atomu var. 4 tane bağ elektronu koyduk. Geriye kaç bağ elektronu kaldı? 4. Bunların oktetini tamamlaması için selenyum üzerine koyuyorum. Bu Lewis yapımızdır. Niçin doğrusal olmadığını umarım görmüşsünüzdür. Doğrusal olsaydı ki %32'niz böyle olduğunu düşünmüş, yalın çift olmaması gerekirdi. Yapı bu değildir. İki tane yalın çift elektronu vardır. Bunları bağ gibi kabul edersek açının 109,5 dereceden düşük olması gerekir. Geometri açısaldır. Çünkü sadece bağlılara bakılır. Yalın çiftler dikkate alınmaz. Bu yalın çiftler sadece açıya etki ederler. Çünkü yalın çiftler mümkün olduğu kadar bağları itmeye çalışır. Bu hepinizin aklına yattı mı? Çok iyi. Çünkü biraz sonra buna benzer bir clicker sorusu sorulacak. Geometrinin belirlenmesi ve buna benzer sorular oldukça basit görünür. Ama ilk adımı unutmayın. Önce Lewis yapısını yazın, sonra geometrinin adını belirleyin. Problem setinizde bununla ilgili epeyce soru var. Bugünkü ders notlarına geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sabah kimyada Nobel ödülü alan bilim adamlarının ismi açıklandı. Genel anlamda bilim adına oldukça heyecan verici bir hafta. Çünkü her gün başka bir Nobel ödülü işitiyoruz. Aslında bugün moleküler orbital teoriyi anlatmaya başlayacaktım ama önce başka bir şeyden söz etmek istiyorum. Belki duymamışsınızdır. Bu sabah Nobel Kimya Ödülü kazanan bilim adamları açıklandı ve Nobel Ödülü 3 farklı kimyacıya gitti. Japon kimyacı Osamu Shimomura, Kolombiya'dan Martin Chalfie ve San Diego'dan Robert Chen. Yeşil floresan proteinleri ki bunlara GFP de denir. Bunu keşfettikleri ve veya kullandıkları için bu sabah Nobel ödülü bu üç kimyacı arasında paylaştırıldı. GFP adını daha önce duyan var mı? Çok iyi. Bazılarınız daha önce işitmiş. Bilmeyenler için söylüyorum. İçinde 238 tane amino asit bulunan bir proteindir. İçinde binlerce atom vardır. Bu protein floresan özelliği gösterir.
ve ilk kez Shimomura tarafından keşfedilmiş ve deniz anasından izole edilmiştir. Shimomura bu çalışmayı aslında 60'larda ve 70'lerde yapmıştı. Şüphesiz pek çok kişi deniz anasının floresans özelliğini fark etmiştir. Ama o bu proteini izole etmiş ve floresans özelliğini bu proteinin neden olduğunu ispat etmişti. Bunları biyoloji yönünden düşünecek olursak çok heyecan vericidir. Çünkü bu proteinleri çalıştığınız diğer proteinlere bağlayabiliyorsunuz. Floresans özellik gösterdikleri için çalışma esnasında neler olup bittiğini izleyebiliyorsunuz. Mesela kanser hücrelerini bu GFP'leri bağlayabilirsiniz. Hücre içinde ne olup bittiğini izleyebilirsiniz. Floresans özelliği sayesinde hangi proteinlerle etkileştiğini belirleyebilirsiniz. Bu proteinler bunun gibi pek çok şey için kullanılabilir. Floresans özelliği sayesinde neler olup bittiğini izleyebilirsiniz. Bu kadar ilgi çekme nedeni budur. Burada proteinin yapısını görmektesiniz. Bu proteinin şerit diyagramıdır. Bu şeritler doğal amino asitlerdir. Bunları DNA'ların içinde de kodlayabilirsiniz. Bu DNA'ları mutasyona uğratabileceğiniz anlamına gelir. Moleküler biyolojide bunu yapmak çok bilgi vericidir. Böylece ilgilendiğiniz bir proteini etiketleyebilirsiniz. Söylediğim gibi, önce keşfedildi ve deniz anasından izole edildi. Bu kısım Shimomura tarafından gerçekleştirildi. Çok seneler sonra, 1994'te Columbia Üniversitesi'nden Dr. Martin Chalfie DNA'yı aldı ve bunu farklı organizmalara yerleştirdi. Etiketli DNA'yı ilk kez E. coli bakterisine koydu ve bunun bir resmini yayınladı. Bu gördüğünüz 1994'te yayınlanmış bir dergiden alınmış resimdir. E. coli GFP sayesinde yeşil renkte görülmektedir. Bu ilk uygulama bundan sonrakiler kadar ilgi çekmemişti. Bilim adamları daha sonra diğer organizmalara yerleştirdiler. Ekranda sinekleri görebilirsiniz. Ayrıca yeşil yeşil parlayan transgenetik fareler var. Şüphesiz bunlar yararlı uygulamalar değil ama bir şeyi ispatlıyor. GFP'leri her tür organizmaya koyabileceğinizi gösteriyor. San Diego Üniversitesi'nden Robert Chen'in keşfinden sonra bu alan çok hızlı ilerledi. Chen bir proteinin nasıl floresans yaptığını çözdü. Bu anlaşıldıktan sonra hem kendisi hem de diğer bilim adamları gerçek proteinler üzerinde değişiklikler yaparak floresans proteinlerin özelliklerinde ince ayarlar yapmayı başardılar. Mesela şimdilerde her renkte floresans protein oluşturulmaktadır. İsterseniz bir proteini yeşil, bir proteini mavi, bir proteini sarı olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece oldukça karmaşık biyolojik işlemleri izleyebilirsiniz. Günlük haberlerde kimyacıların yer alması oldukça nadirdir. Ama bugünlerde normal gazetelerde kimya ile ilgili bazı şeyler okuyabilirsiniz. New York Times veya Boston Globe gazetelerinde bunların nasıl tarif edildiklerini bir okuyun. Oldukça eğlenceli. Ayrıca Boston Bilimler Müzesi'nde yıl sonuna kadar süren bir deniz anası sergisi var. Hepiniz ücretsiz girebilirsiniz. Boş vaktiniz varsa kaçırmayın derim. Bugünün ders notlarına dönelim. Bugün molekül orbital teori hakkında konuşacağız. Bu başlayacağımız yeni bir konu. Şimdiye kadar moleküllerdeki bağları tanımlarken ağırlıklı olarak Lewis yapılarını kullandık. Lewis yapıları çok faydalıdır. Kimyada her zaman kullanılır. Özellikle kurallara uygun olarak yazarsanız molekül yapılarını çok kısa zamanda ve kolayca belirleyebilirsiniz. Ancak başarı oranı %90'dır. Molekül içindeki bağlanmayı her zaman doğru bir şekilde öngöremez. Çünkü Lewis yapıları kuantum mekaniğine dayanmaz. Diğer taraftan molekül orbital teorisi kuantum mekaniğini kullanır. Bu teoride molekül içindeki dalga fonksiyonları kuantum mekaniği ile tanımlanır. Bu dalga fonksiyonlarından bahsetmek biraz karışık gelebilir. Ama şimdiye kadar atomlardaki dalga fonksiyonları hakkında çok konuştuk ve bunları nasıl tanımlayacağımızı biliyoruz. Benzer şekilde molekül dalga fonksiyonları da tam olarak molekül orbitalleri anlamına gelir. Bugünkü dersimizde iki tür molekül orbitali konuşacağız. Bağ orbitalleri ve karşı bağ orbitalleri. Sonra molekül orbital teorisini kullanarak
moleküllerdeki bağlanmaları açıklayacağız. Önce homonükleer, diatomik moleküllerden başlayacağız. Diatomik kelimesi iki atomlu anlamına gelir. Homonükleer ise aynı çekirdekli demektir. Bundan sonra heteronükleer diatomik, yani farklı çekirdekli iki atomlu moleküllere ait örneklere geçeceğiz. Bağ kavramını molekül orbital teorisine göre yorumlamak önemlidir. Çünkü molekül orbital teorisi kuantum mekaniğini temel alır. Molekül orbital teorisinde iki atomlu moleküllerden sonrası oldukça karmaşık olmaya başlar. Bu derste molekül orbital teorisi kapsamını iki atomlu moleküllerle sınırlayacağız. Molekül orbital teorisi Lewis yapılarından çok farklıdır. Molekül orbital teorisinde değerlik elektronları bütün molekül üzerinde delokalizedir, yani molekül üzerinde yayılmıştır. Lewis yapısında elektronlar iki atom arasına, yani belli bir bağa yerleşir. Halbuki molekül orbital teorisinde elektronlar bütün molekül üzerine dağılmıştır. Sadece belli bir atom üzerinde veya iki atom arasında bulunmaz. Buna karşılık molekül orbital teorisinde bağ orbitalleri veya karşı bağ orbitalleri kavramı vardır. Molekül orbitalleri aynı zamanda dalga fonksiyonlarıdır. Molekül orbitalleri atom orbitallerinin veya dalga fonksiyonlarının bileşiminden meydana gelir. Diğer bir deyişle molekül orbitalleri atom orbitallerinin bir kombinasyonudur. İki farklı atomun atom orbitalleri bir araya gelip birleşerek yine bir molekül orbitali oluştururlar. Daha önce dalga fonksiyonlarından, bunların yapıcı girişimlerinden ve yok edici girişimlerinden bahsetmiştik. İki farklı atomun orbitalleri birleşerek hem yapıcı girişim hem de yok edici girişim oluşturabilir. Şimdi bunlara bir göz atalım. Önce yapıcı girişimden başlayalım. Bir şeyi farklı bir biçimde tekrar söylemek istiyorum. Molekül orbitalleri atom orbitallerinin doğrusal kombinasyonudur. Bağ orbitallerini anlatmaya devam edelim. En basit durum olarak 1s orbitallerinin doğrusal kombinasyonuna bakalım. Mesela hidrojen atomunu inceleyelim. Hidrojen atomunun çekirdeği nokta şeklinde gösterilmiştir. Etrafındaki çember ise dalga fonksiyonunu göstermektedir. S orbitali küresel simetriktir ve çember bunun için iyi bir yaklaşımdır. Benzer şekilde ikinci hidrojen atomunun çekirdeği ortada durmakta ve 1s fonksiyonu onu çevrelemektedir. Bunlar atom orbitalleridir ve molekülü oluşturmak için bu iki orbitali mümkün olduğu kadar yan yana getirmemiz gerekir. Öyle ki bunların çekirdekleri belli bir mesafede durur. Bu iki çekirdek arası uzaklık bağ uzunluğuna karşılık gelir. Bu iki atom orbitalini birbirine yaklaştırdığımızda bunların dalga fonksiyonları yapıcı girişim oluşturur. Böylece molekül orbitali meydana gelir. İki çekirdek arasındaki elektron yoğunluğu daha fazladır. Şimdi bu molekül orbitalini isimlendirelim. Bunların isimleri atom orbitallerin isimlerine benzer. Buna sigma 1s molekül orbitali denir. İki tane 1s atom orbitalinin bileşiminden oluştuğu için bu isim verilmiştir. Sigma ise molekül orbitalin simetrisini belirtir. Sigma bağı, bağ ekseni etrafında silindirik simetriktir. Bu bağ eksenidir. İki çekirdek arasındaki eksendir. Çekirdekler arası eksen de denir. Bağ ekseni iki atom arasında uzanan bu eksendir. Sigma orbitalini daha sonra göstereceğim pi orbitali ile mukayese etmemiz iyi olur. Sigma orbitalinde bağ ekseni doğrultusunda düğüm düzlemi yoktur. Eğer düğüm düzleminiz varsa bu bölgede dalga fonksiyonu sıfıra eşit olur. Sigma bağında bu bölgede dalga fonksiyonu sıfır değildir. Aklınızda bulunsun. Sigma orbitalinde bağ ekseni üzerinde düğüm düzlemi bulunmaz. Şimdi bu bileşimlere başka bir şekilde bakalım. Bu dalgaların bileşimini resmetmek bazen çok zordur. Bunları dalgaların genliği şeklinde düşünelim. Burada yapıcı bir girişimdeki dalgaların genliği görülmektedir. Bu dalga fonksiyonu grafiğinde çekirdeğin üzerindeki bir noktada dalga fonksiyonu en yüksek genliğe sahiptir. Çekirdekten uzaklaştıkça genlik de gittikçe azalır ama hiçbir zaman sıfır olmaz. Bu A atomunun 1s orbitalinin grafiğidir. B'ninki de ona benzer. Molekül dalga fonksiyonu için şunlar söylenebilir.
Burada iki dalga fonksiyonu bir araya gelerek yapıcı girişim oluşturmaktadır. Sonuçta bu iki dalga fonksiyonu toplanmış olacaktır. Dalga fonksiyonlarının orbital anlamına geldiğini biliyoruz. Belki de en iyisi bu dalga fonksiyonlarının fiziksel yorumlarını düşünmektir. Bu fonksiyonların karesi neye eşittir? Evet, olasılık yoğunluğu. Olasılık yoğunluğu bir molekülde ufak bir hacimde elektronların bulunma olasılığıdır. Şimdi dalga fonksiyonu yerine olasılık yoğunluğunu düşünelim. Ama burada konuştuğumuz atomik dalga fonksiyonlarının karesi değildir. Molekül dalga fonksiyonlarının karesidir. Ve bu fonksiyona sigma 1s kare adı verilir. Koyu mavi çizgiyle gösterilmektedir. Bunları ders notlarınıza geçirmeden önce bu toplamın nasıl olduğunu sizin için tahtaya yazayım. Bu iki dalga fonksiyonunu birleştirdiğimizde 1sa orbitali ile 1sb orbitalini toplamamız gerekir. Bu toplamın sonucunda sigma 1s molekül dalga fonksiyonu elde edilir. Bunu ders notunuza yazabilirsiniz. Şimdi olasılığa bir göz atalım. Tekrar ediyorum. Olasılık molekül orbitalinin karesidir. Burada 1s dalga fonksiyonunun karesidir. Şöyle yazılır. Sigma 1s kare. Veya bunu iki parçaya ayırabiliriz. Bunu yapmamamız için bir neden yok. Sigma 1s kare eşittir 1sa artı 1sb'nin parantez içinde karesi. Molekül orbitalini her bir atom orbitalinin dalga fonksiyonu cinsinden ifade etmiş olduk. Bu ifadeyi çözersek birinci atomun olasılık yoğunluğu artı ikinci atomun olasılık yoğunluğu artı etkileşim terimidir. Burada iki fonksiyon toplandığında bu yapıcı girişime ait olacaktır. Bu durumda bu çapraz terim iki tane 1s atomik dalga fonksiyonu arasındaki yapıcı girişimi temsil eder. Buna bağ orbitali denir. Burada ne olduğunu enerji grafiği şeklinde göstermek daha iyi olur. Şimdi atom orbitallerini molekül orbitalleriyle mukayese ettiğimizde enerjilerinin ne olacağını düşünelim. Gözlenen şudur. Atom orbitallerine göre mukayese edilirse bağ orbitallerinin enerjileri azalacaktır. Burada iki hidrojen atomunun atom orbitallerini görmektesiniz. Her birinde birer elektron bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi hidrojen atomunun 1s orbitalinde bir elektron vardır. Şimdi de molekül orbitallerine bakalım. İki atom orbitaline göre oluşan molekül orbitalinin enerjisi daha düşüktür. Atom orbitalindeki bir elektron daha düşük enerjili bu molekül orbitaline geçmek ister. Şimdi bu elektronları molekül orbitallerine yerleştirelim. Sigma 1s orbitalinde iki tane elektron bulunacaktır. Aklınızda bulunsun. Atom orbitallerinde bulunan elektronların hepsini molekül orbitallerine yerleştirmek zorundasınız. Burada her bir orbitalde bir elektron bulunmaktadır. O halde molekül orbitaline toplam iki tane elektron yerleştirmeliyiz. Bu enerji diyagramına doğrudan bakarsanız, burada oluşan molekülün her bir atomdan daha kararlı olduğunu görebilirsiniz. Bu mantıklıdır. Çünkü enerjisi daha azalmıştır. Bu bağ yapıcı molekül orbital fikridir. Yani bağ orbitalidir. Dalga fonksiyonlarını konuşmaya devam edelim. Dalgalarda sadece yapıcı girişim yoktur. Aynı zamanda yok edici girişim de mevcuttur. Su dalgalarında veya ışık dalgalarında olduğu gibi orbitaller de yok edici girişim yaparlar. Bunu neye benzediğini düşünelim. Bu durumda 1sa ve 1sb orbitalini birbirinden çıkartırız. Sonuçta tam orta yerde dalga fonksiyonlarının birbirini yok ettiğini ve bunun sonucunda bir düğüm oluştuğunu görürüz. Buna 1s yıldız orbitali denir. Aynı zamanda karşı bağ molekül orbitalidir. Böylece bağ orbitalleri yanı sıra bir de karşı bağ orbitalleri oldu. Karşı bağ orbitali şudur. 1sa eksi 1sb eşit sigma 1s yıldız. Buradaki yıldızı sakın unutmayın.
Yıldız karşı bağ orbitali anlamına gelir. Şimdi bu karşı bağ orbitalinin resmine bakalım ve karşı bağ orbitalini bu resim üzerinden düşünelim. Eksenler üzerine dalga fonksiyonlarını çizelim. Siyah hat bağ eksenini gösterir. Burada mavi çizgi bir SA orbitalinin pozitif genliğine karşılık gelmektedir. Yok edici girişimi belirtmek için bir SB orbitalinin genliği zıt işaretli olarak çizilmiştir ve kırmızı renkle gösterilmiştir. Buradaki genliklerden biri artı, diğeri eksi işaretlidir. Bunların tam orta yerde birbirini yok ettiği kolayca görülmektedir. Gerçek molekül orbitalinde de tam orta yerde dalga fonksiyonlarının birbirini yok ettiğini görürsünüz. Bu bir S yıldız molekül orbitalidir. Diğer bir deyişle sigma bir S yıldız molekül orbitali. İki çekirdeğin tam orta noktasında bir düğüm bulunur. Grafiğe tekrar bakıp olasılık yoğunluklarına göre yorumlayalım. Bu dalga fonksiyonun karesini almamızı gerektirir. Burada sigma bir S yıldız orbitalinin karesini alırsak genliklerin hepsi pozitif olacaktır. Tam orta yerde yine bir düğüm olduğunu görüyoruz. Olasılık yoğunluğu için sigma bir S yıldız orbitalinin karesini almamız gerekir. Bunu bir SA eksi bir SB'nin parantez içinde karesi şeklinde yazabiliriz. Sonuçta bir SA'nın karesi artı bir SB'nin karesi ve yok edici girişim terimi elde edilir. Gördüğünüz gibi bu terimin katsayısı eksidir. Çünkü yok edici girişimi temsil etmektedir. Şimdi de bu etkileşimin enerjisini düşünelim. Yapıcı girişimleri konuştuğumuzda çekirdekler arasında daha çok elektron bulunurdu ve molekül orbitalin enerjisi düşerdi ve bağ orbitali elde edilirdi. Fakat karşı bağ orbitalini düşünecek olursak enerjisi daha yüksek olacaktır. Bu molekül orbitalin enerjisi atom orbitallerinden daha yüksektir. Karşı bağ molekül orbitalinin enerjisi bir S atom orbitalinin enerjisinden daha yüksek olacaktır. Önce bir tekrar yapayım. Ne zaman bir yıldız görürseniz bu karşı bağ molekül orbitali anlamına gelir. Negatif girişimde çekirdekler arasındaki elektron yoğunluğu atom orbitallerine göre daha azdır. Gördüğünüz gibi burada bir bağ oluşmaz. Bu bağ yapmayan bir orbitalden daha kötü bir durumdur. Bu karşı bağdır. Ve karşı bağ orbitalinde çekirdekler arasında elektron yoğunluğu bulunmaz. Bildiğimiz gibi çekirdekler arasındaki elektronlar iki çekirdeği bir arada tutmaya yarar ve bağ oluşturur. Grafikte görüldüğü gibi karşı bağ orbitalleri bağ orbitallerinin tam zıttında yer alır. Daha önce bağ yapmayan orbitallerin bağ orbitallerinin zıttı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Fakat bağ orbitallerinin zıttı karşı bağ orbitalleridir. Bağ yapmayan orbitaller değildir. Buradaki resimde düşük enerjili olan bağ orbitalidir. Bir S atom orbitali düzeyi bağ yapmayan orbitale karşılık gelir. Bağ yapmayan orbitalden daha yüksek enerjili olan ise karşı bağ orbitalidir. Ayrıca bağ orbitalin enerjisi ne kadar düşerse karşı bağ orbitalin enerjisi de o kadar yükselir. Bu molekül orbital grafiklerini çizerken bu enerji farkını aynı tutmaya dikkat edin. Enerjideki yükselme ve düşme miktarları aynıdır. Bir sorunuz mu vardı? Bunu istemezler. Bu daha yüksek enerjili bir durumdur. Karşı bağ orbitalinin daha yüksek olmasını bekleyemeyiz. Moleküle bir bakalım. Eğer iki atom alırsak, bunları doldurmaya başlarsak, karşı bağ orbitalinin enerjisinin bağ orbitalinin enerjisinden daha yüksek olduğu bir durumu iki atomlu molekülde asla göremeyiz. Mesela hidrojen molekülünde bağ orbitalleri karşı bağ orbitallerinden daha baskındır ve molekülü stabilize eder ve burada bir bağ vardır. Şimdi bazı gerçek atomlara bakalım. En basit örnek olarak hidrojen molekülünü konuşalım. Karşı bağ molekül orbitalini ilave ederek bu molekülle ilgili tartışmayı bitirmek istiyorum. Size bir ipucu vereyim. Molekül orbital diyagramını çizerken ne zaman bağ orbitali çizerseniz mutlaka karşı bağ orbitalini de çizmeniz gerekir. Elinize onu doldurmaya yetecek kadar elektron olmasa dahi
karşı bağ orbitali mevcuttur. Bu nedenle molekül orbital diyagramında hem bağ orbitalini hem de karşı bağ orbitalini çizmek zorundasınız. Şimdi hidrojen molekülüne bakalım. Önce atomlardaki elektronlar çizilir. Her bir hidrojen atomuna bir tane elektron konur. Hidrojen molekülünde toplam iki elektron vardır ve her ikisi de sigma 1s bağ orbitaline yerleştirilir. Hiçbir şekilde karşı bağ orbitaline konmaz. Bu şekilde yerleştirdiğimizde molekülün enerjisi atomların enerjisine göre daha düşük olacaktır. Şimdi de hidrojen molekülünün elektron dizilişini yazalım. Atom orbitalinin elektron dizilişinde yaptığımızın aynısını moleküller için de yapacağız. Hidrojen molekülünü yazalım. Bunun elektron dizilişi oldukça kısadır. Önce bir s yazalım, sonra üzerine 2 koyalım. Sigma 1s2. Bu hidrojen molekülünün elektron dizilişidir. Şimdi başka bir örneğe geçelim ve helyum 2 molekülünün moleküler orbital diyagramını çizelim. Atom orbitalleri benzerdir. Her bir atom orbitalinde 2 elektron bulunmaktadır. Şimdi toplam 4 elektronu molekül orbitallerine yerleştirelim. Bağ orbitalinde 2 elektron olacaktır. Çünkü atom orbitallerine elektronları yerleştirirken uyguladığımız kurallar molekül orbitali içinde geçerlidir. Mesela Pauli dışarılama ilkesine göre her orbitale zıt spinli 2 elektron konmalıdır. Sonra karşı bağ orbitaline geçeriz. Buraya da 2 elektron koyarız. Böylece 2 elektronun enerjisi düşük, 2 elektronun enerjisi yüksek olacaktır. Sizce bu molekülü kararlı kılar mı? Hayır. Atomlarla mukayese edersek aynı enerji düzeyinde olacaktır. Molekül oluşurken ilave bir kararlılık enerjisi oluşmayacaktır. Şimdi helyum 2 için elektron dizilişini yazalım. Burada farklı orbitalleri doldururuz. Önce sigma 1s2 yazarız, sonra 1s2 yıldızın karesi. Bu iki elektron dizilişini mukayese edelim. Burada ne olduğunu bir düşünelim. İki elektron enerjiyi azaltacak, iki elektron enerjiyi yükseltecektir. Böylece helyum 2 için net bir enerji kazancı olmayacak. Burada bir tahminde bulunabiliriz. Moleküler orbital teorisi helyum 2 molekülünün mevcut olmayacağını öngörmektedir. Çünkü molekül oluşurken daha kararlı hale gelememektedir. Bu durumu bağ enerjisi kavramını kullanarak ifade edebiliriz. Bağ derecesi eşittir. 1 bölü 2 parantez içinde bağ elektronları sayısı toplamı eksi karşı bağ elektron sayısı toplamıdır. Helyum 2 için bağ derecesi sıfırdır. Bu bağ olmadığı anlamına gelir. Bağ derecesi 1 ise tekli bağ demektir. Şimdi bağ derecesini hesaplayalım. Bunun için elektron dizilişine bakmamız gerekir. Helyum 2 için bağ derecesi 1 bölü 2 parantez içinde 2 eksi 2 parantezi kapat eşittir 0. Yani bağ yoktur anlamına gelir. Şimdi hidrojen molekülüne bakalım. 1 bölü 2 parantez içinde 2 eksi 0 eşittir 1. Bağ derecesini 1 bulduk. Buradaki bağ türü ne olabilir? Evet, tekli bağ olması gerekir. Şimdi gerçeğe dönelim. Helyum 2 mevcuttur. Fakat bilinen en zayıf kimyasal bağdır. 1993'ten beri varlığı bilinmesine rağmen gerçekten bu bir bileşik değildir. Bu çok 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 zayıf bir bağdır. Ayrışma enerjisi 0,01 kilojül bölü moldür. Bu değer mantıklıdır çünkü molekül ile onu oluşturan atomlar arasında enerji farkı göremedik. Moleküler orbital teorisi basit düzeyde olmasına rağmen burada kuvvetli bir bağ olmadığını öngörür. Burada gerçek bir bağ, kuvvetli bir bağ göremeyiz. Bunun tersine hidrojen molekülündeki bağın ayrışma enerjisinin
her yerde 432 klorür bölümü olduğu görülmüştür. Şimdi MOT'nin gücüne bakalım. Bir molekülde hangi tür bağların olduğunu veya bir bağ olup olmadığını öngörmedeki gücünü sınayalım. Başka bir örneğe bakalım. Lityum 2 molekülünü ele alalım. Burada lityum 2 molekülünün grafiğini görmektesiniz. Lityum molekülünde 2 lityum atomu bulunur ve her biri 3 elektrona sahiptir. Lityum 2'nin enerji grafiğinde hem 1s hem de 2s orbitallerini koymamız gerekir. Ayrıca bunlara karşılık gelen molekül orbitalleri de çizmemiz gerekir. Yani sigma 1s ve sigma 1s yıldız, ayrıca sigma 2s ve sigma 2 yıldız molekül orbitallerini koymamız gerekir. Buradaki noktalı çizgiler molekül orbitallerin hangi atom orbitallerinden oluştuğunu gösterir. Atom numaraları gittikçe büyürken enerji diyagramları gittikçe daha karmaşık hale gelir. Bu nedenle noktalı çizgileri kullanmak diyagramı daha anlaşılır hale getirecektir. Sınavlarda bu noktalı çizgileri kullanmanız çok iyi olur. Hem sizin için hem de sınav kağıdını okuyanlar için kolaylık sağlar. Moleküle koymamız gereken toplam 6 elektron var demektir. Şimdi bunları doldurmaya başlayalım. 2 tanesi sigma 1s, 2 tanesi sigma 1s yıldız, 2 tanesi sigma 2s orbitallerine yerleşir. Bunların bağ derecesini de hesaplamamız gerekir. Elektron dizilişine bakarak bunu kolayca hesaplayabiliriz. Şimdi bu molekülün bağ derecesini hesaplayın. Son 10 saniye. Çok iyi. Geri dönelim ve clicker sorusunun cevabını hızlıca gözden geçirelim. Üçüncü şık doğruydu. Yani tek bağ vardır. Ders notlarımıza geri dönelim ve bunun ne anlama geldiğine bakalım. Tekli bağ olduğunu biliyoruz çünkü bağ orbitallerinde 4 elektron, karşı bağ orbitallerinde 2 elektron vardır. Lityum 2'nin deneysel ayrışma enerjisi 105 kilojül bölü moldur. Şimdi periyodik düzelgeti molekül orbital teorisini uygulayarak biraz daha ilerleyelim. Mesela beryum 2 molekülü için molekül orbital diyagramı oluşturalım. Beryumun her atomunda 4 elektron bulunur. Bunları doldurmaya başlayalım. Burada molekül orbital diyagramına toplam 8 elektron yerleştirmemiz gerekecektir. 2 tanesi sigma 1s, 2 tanesi sigma 1s yıldız, 2 tanesi sigma 2s ve 2 tanesi sigma 2s yıldız. Şimdi de beryum 2 molekülü için bağ derecesini hesaplayalım. Bunun bağ derecesini hesaplamak için elektron dizilişinin notlarınızda olup olmadığına bir bakın. Evet, varmış. Bağ derecesi 1 bölü 2 parantez içinde 4 eksi 4 kapat parantezi eşittir 0. Burada bir saptama yapayım. Beryumda bağ derecesini hesaplamak için molekülün bütün elektronlarını kullanmak zorunda değilsiniz. Aslında atom numarası 8 veya 10 olan atomlar ile molekül orbitali oluşturduğumuzda diyagramı tamamını çizmek zorunda değilsiniz. Söylemeye çalıştığım şey şu, bağ derecelerini hesaplarken sadece değerlik elektronlarını kullanırsanız daima aynı sonucu elde edersiniz. Şimdi bunu ispatlayalım. 1 bölü 2 parantez içinde. Beryumun değerlik elektronu kaç tanedir? 2 eksi. Karşı bağ 2
eşit 0. Gördüğünüz gibi aynı çıktı. Moleküler orbital teorisine göre berilyumda bağ yoktur. Bağ derecesi 0'dır. Deneysel bağ ayrışma enerjisi 9 kilojül bölü moldür. Sadece s orbitali içeren iki atomlu molekülleri gördük. P orbitalleri ile de aynı şeyi yapacağız. İki tane 2p atom orbitalinin doğrusal birleşimini alacağız. Sonra sigma ve pi molekül orbitallerini elde edeceğiz. Önce hem 2px hem de 2py orbitallerinin doğrusal birleşimine bir göz atalım. Bunların şekilleri aynıdır. Şekilleri aynı olduğu için 2pxa orbitali 2pxb orbitali ile birleşir. Veya 2pya orbitali 2pyb orbitali ile birleşir. Önce yapıcı girişimi konuşalım. Bu iki orbital bir araya gelir ve bu bölgede dalga fonksiyonu artar. Gördüğünüz gibi bu yapıcı girişimdir. Şimdi bu molekül orbitallerini isimlendirelim. Buradaki düz çizgi bağ eksenini göstermektedir. Ve bağ ekseni üzerinde bir tane düğüm düzlemi vardır. S orbitallerini birleştirdiğimizde bunu daha önce görmemiştik. Bu orbitale P molekül orbitali adı verilir. Px atom orbitalleri birleşiyorsa P2Px ya da Py atom orbitalleri birleşiyorsa P2Py molekül orbitali adı verilir. Bağ ekseni doğrultusunda bir düğüm düzlemine sahip oldukları için bu isim verilmiştir. P molekül orbitalleri bağ ekseni üzerinden geçen düğüm düzlemine sahiptir. Bağ ekseni üzerinde bir düğüm düzlemi vardır ve burada dalga fonksiyonu sıfıra eşittir. Bu nedenle sigma yerine pi orbital adı verilir. 2px molekül orbitalinin olasılık yoğunluğu pi2px'in karesidir. Pi2px molekül orbitalinin karesini aldığımızda ve bu ifadeyi açtığımızda şunu elde ederiz. 2PXA'nın karesi artı 2PXB'nin karesi artı yine bir girişim terimi. Peki sizce buradaki girişim terimi yapıcı girişime mi aittir yoksa yok edici girişime mi aittir? Yapıcı girişime aittir. Çünkü katsayısı pozitiftir. Burada dalga fonksiyonları toplanmakta ve büyümektedir. Şimdi de yok edici girişime bakalım. Burada 2p orbitallerinin fazlarının zıt olduğunu göstermek için renklerini değiştirdim. Bunların doğrusal bileşimini almak için zıt fazı 2pxa ve 2pxb dalga fonksiyonlarını toplamamız gerekir. Ya da aynı fazı 2p orbitallerinin dalga fonksiyonlarını birbirinden çıkartmamız gerekir. Böylece iki tane düğüm düzlemine sahip oluruz. Bu karşı bağ orbitalidir. Çekirdekler arasındaki düşey düzlemde elektron yoğunluğu sıfır olur. Bu orbitale P2PX yıldız molekül orbitali adı verilir. 2PY orbitallerinin yok edici girişimi sonucunda P2PXY yıldız molekül orbitali elde edilir. 2P atom orbitallerinin yok edici girişimi sonucunda iki tane pi yıldız molekül orbitali oluşur. Şimdi bunları p orbitali içeren gerçek molekül örnekleri üzerinde görelim. Önce b2 molekülüne bakalım. Bor atomunda kaç tane elektron vardır? Evet, 5 tane elektron vardır. Bu elektronlar neyi temsil eder? Evet, değerlik elektronlarını temsil eder. Bazen enerji diyagramlarını çizmek için tüm elektronların dahil edilip edilmeyeceğini sorarsınız. Bazen de sadece değerlik elektronlarını dahil ediniz diye söylenir. Bu durumda iç orbitallerin tamamen dolu olduğunu kabul ederiz. Bu örnekte yani B2 molekülünde sadece değerlik elektronlarını kullandık. Her bir bor atomu için sadece 3 elektron ilave ettik. Burada 2px ve 2py orbitallerinin birleştirilmiş şeklini görüyorsunuz.
Oluşan pi bağı molekül orbitallerinin enerjisi daha düşüktür. Karşı bağ molekül orbitallerinin enerjisi ise daha yüksektir. Şimdi 2pz orbitallerinin nerede olduğunu sorabilirsiniz. Bunu biraz sonra göreceğiz. Önce beryum 2 molekül orbitallerini dolduralım. Bunun için aşağıdan başlarız. 2 elektron sigma 2s orbitalini, 2 elektron sigma 2s yıldız orbitalini doldururuz. Sonra pi orbitallerini geçeriz. Pi 2px ve 2py orbitallerine birer elektron koyarız. Çünkü bunlar eş enerjili orbitallerdir. Daha önce söylediğim gibi atom orbitallerin doldurulmasındaki kurallar molekül orbitallerin doldurulmasında da geçerlidir. Şimdi değerlik elektron dizilişinin ne olacağına bakalım. Bunun için B2 molekülünün molekül orbital enerji diyagramına bakmamız gerekir. B2 molekülü için değerlik elektron dizilişini şimdi tahtaya yazacağım. Sigma 2s 2, sigma 2s yıldız 2, pi 2px üzeri 1, pi 2py üzeri 1. Bu B2 için değerlik elektron dizilişidir. Peki B2 için bağ derecesi nedir? Biliyorsanız söyleyin. Evet, 1. Buraya yazmayacağım ama 1 olduğunu hesaplayabilirsiniz. 1 bölü 2 parantez içinde 4 eksi 2 eşittir 1'dir. Şimdi başka bir örneğe geçelim. C2 molekülünü konuşalım. Sadece değerlik elektronlarına dikkate alalım. Karbon atomunun 4 değerlik elektronu vardır. O halde molekül orbitaline toplam 8 tane elektron yerleştirmemiz gerekir. 2 taneyi sigma 2s, 2 taneyi sigma 2s yıldız orbitallerine koyarız. Sonra pi orbitallerine paralel spinle birer elektron yerleştiririz. Geride 2 elektronumuz kaldı. Bunlarla pi orbitallerindeki elektronları eşleştiririz. Şimdi C2 için değerlik elektron dizilişini yazalım. Bunları yazarak pratik yapmanızı istiyorum. Daima sigma ile başlamanız gerekir. Sigma 2s. Elektron sayısı kaç? 2. Sigma 2s. Yıldız 2. Pi 2px üzeri 2. Pi 2py üzeri 2. Şimdi C2'nin bağ derecesini konuşalım. Sizce C2'nin bağ derecesi nedir? 2. Pekala. Şimdi hesaplayalım. 1 bölü 2 parantez içinde 6 eksi 2 eşit 2. Zaten çift bağ olmasını beklerdik. Molekül orbital teorisi C2 molekülü için 2 bağ, B2 molekülü için tek bağ öngörür. Bu iki bağın deneysel ayrışma enerjilerinin farklı olmasını bekleriz. B2'de tek bağ vardır ve bağı kırmak için gereken enerji 289 kilojül bölü moldür. C2 için iki bağa karşılık gelen ayrışma enerjisi 599 kilojül bölü moldur. Ve bu bağı kırmak için daha çok enerji verilmesi gerekir. Genel olarak bağ kuvvetlerini mukayese edersek, tekli bağ ikili bağdan daha zayıftır, ikili bağ üçlü bağdan daha zayıftır. Tabii ki en zayıf bağ, bağ yapmayan yani non-bending molekül orbitalidir. Şimdi 2pz orbitalini konuşalım. Benzer şekilde burada da 2pz orbitalinin doğrusal bileşimi alınır. 2pz orbitali arasında yapıcı girişim olduğunda meydana gelen molekül orbitalinin şekli şöyledir. Sizce bu pi orbitali midir yoksa sigma orbitali midir? Her iki cevabı da duydum. Sigma dediğinizi varsayıyorum.
Evet, buna sigma 2PZ orbitali adı verilir. Çünkü bağ eksenine bakarsanız, bağ ekseni boyunca hiçbir düğüm düzlemi yoktur. Elektronlar bağ ekseni etrafında silindirik simetriktir. Bu nedenle sigma orbitali adı verilir. İki atomlu moleküllerde PZ atom orbitali sigma bağı oluştururken, PX ve PY atom orbitalleri pi molekül orbitali oluşturur. Şunu unutmayın, çekirdekler arası bağ ekseni daima Z ekseni olarak seçilir. PZ orbitalleri bu eksen üzerinde uç uca tek lob örtüşmesi yapar. Bu nedenle molekülün ortasında elektron yoğunluğu artar. Bu yapıcı girişime ait bir örnektir. Şimdi de karşı bağ orbitalini konuşalım. Burada yok edici girişim meydana gelir. İki atom arasındaki dalga fonksiyonları kısmen birbirini yok eder ve bunun sonucunda merkezde bir tane düğüm düzlemi oluşur. Bu bağ hangisidir? Sigma mı, pi mi? Evet, hala sigma. Merkezden geçen düşey düzlemde bir düğüm düzlemi görülmektedir. Bağ ekseni üzerinde bir düğüm düzlemi varsa buna pi orbitali denir. Bu nedenle bu hala sigmadır ve sigma 2PZ yıldız orbitalidir. Burada yok edici girişim oluşur. 2PZ orbitali içeren molekülü örnek olarak oksijen molekülünü alalım. Oksijen molekülünde sigma 2PZ bağ orbitalinin enerjisi pi bağ orbitallerinden daha düşüktür. Bunun tam tersi sigma 2PZ yıldız karşı bağ orbitalinin enerjisi pi karşı bağ orbitallerinden daha yüksektir. Burada oksijen molekülü için sadece değerlik elektronları gösterilmektedir. Her bir oksijen atomunun 6 tane değerlik elektronu vardır. Bunları daha öncekilere benzer şekilde dolduralım. Burada sigma 2PZ orbitalleri de dolacaktır. Böylece 2 elektron sigma 2S'de, 2 elektron sigma 2S yıldızda, 2 elektron sigma 2PZ'de, sonra bir tane P2PX ve bir tane P2PXY orbitaline girecektir. Şimdi de elektron dizilişini yazalım. Sanırım bu ders notlarınızda var. Oksijen molekülünün bağ derecesi nedir? 2. Özür dilerim, elektronların hepsini koymamışım. Toplam 12 tane elektron koymamız gerekiyordu. Pi karşı bağ orbitallerine de birer elektron koymamız gerekir. Bunu kasten yapmadım. Fakat bu size bir şeyi gösterdi. Atom orbitallerindeki elektron sayıları toplamı ile molekül orbitallerindeki elektron sayıları toplamı birbirine eşit olmalıdır. Toplam değerlik elektronların hepsinin molekül orbitallerine yerleştirilmiş olması gerekir. Sonuçta karşı bağ pi orbitallerinde birer elektron bulunması gerekir. Şimdi bağ derecesini bulalım. Evet, 2 olmalıdır. Bağ ve karşı bağdaki elektronların farkını alıp ikiye bölmemiz gerekirdi. Burada vurgulamak istediğim bir şey var. Görüldüğü gibi moleküler orbital teorisinde oksijen molekülü bir radikaldir. Daha önce söylediğim gibi eşleşmemiş elektrona sahip moleküllere radikal diyorduk. Gördüğünüz gibi oksijen molekülünde iki tane eşleşmemiş elektron bulunmaktadır. Ve bunlar karşı bağ pi yıldız orbitallerindedir. Lewis yapılarını kullanarak bunu öngörmemiz mümkün değildi. Ama molekül orbitalini kullanarak öngörebildik. Oksijen bir radikaldir. Molekül orbital teorisini kullanmak bu yüzden önemlidir. Aynı çekirdekli moleküllere ait bir örnek daha vermek istiyorum. Bu azot molekülüdür. Oksijen molekülüyle azot molekülünün enerji diyagramını karşılaştırırsak şunu görürüz. Pi orbitali ile sigma orbitali yer değiştirmiştir. Bu bir sapmadır ve bunu hatırlamanız gerekir. Önemlidir. Eğer Z eşit 8 veya daha büyükse sigma 2p orbitalin enerjisi pi 2p orbitalinden daha düşük enerjide bulunur. Oksijen burada kırılma noktasıdır. Şimdi diğer enerji diyagramına bakalım. Z 7'den küçükse ekranda görüldüğü gibidir. Azot atomunun atom numarası nedir? 5.
Evet, 5 tane değerlik elektronu vardır ve atom numarası 7'dir. Bu kırılma noktasıdır. Azot molekülünde sigma orbitalin enerjisi pi orbitalinden daha yüksektir. Bunu hatırlamanız önemlidir. Unutmamanız için ders notlarınıza işaret koyun. Molekül orbitalleri çizerken bundan sorumlusunuz ve azot molekülünde sigma orbitalin enerjisinin pi orbitalinden daha yüksek olduğunu unutmayın. Azot molekülünde toplam 10 tane değerlik elektronu vardır. Şimdi dolduralım. 2 elektron sigma 2s'te, 2 elektron sigma 2s yıldızda, 2 elektron p2px'te, 2 elektron p2py'de ve sonra da 2 tane sigma 2pz'de. Bu azot molekülünün molekül orbital diyagramıdır. Artık elektron dizilişinin nasıl olduğunu yazabilirsiniz. Peki, azot molekülünün bağ derecesi nedir? Evet, 3 olacaktı. Bunu kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bugünkü dersin sonuna geldik. Cuma günü farklı çekirdekli örnekleri bitireceğiz.